Gürcan Bilgiç genelde her şey pozitif gibi görünüyor ama diğer yandan bir de skor tabelası var. Orada 3-1'lik Gaziantep Futbol Kulübü üstünlüğü var. Siz Beşiktaş'ın karşılaşmaya iyi hazırlandığını düşünüyor musunuz? Beklediğiniz 11 ile çıktı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz maçı? Yani ben aynı 11 ile çıktığında şaşırmadım. Çünkü bu bir gelenektir. Takım çıkmış, iyi oynamış. İyi bir sonuç almış. Eğer sakatlık yoksa, cezalı yoksa bozmak da çok anlamlı değildi. Ve Serdar'ın da dediği gibi ya da altını çizdiği gibi bence Malatya maçını tekrarını yapmak istediler Antep karşısında. Fakat şu fark var arada. Yani her takım aynı değil. Hele Gaziantep çok yani, farklı. Yani aynen. Son iki yenilgisini... Ya iki tane de kritik stoper hatası var. Tabii. Son iki yenilgisini birisi çok büyük hatalar. Fenerbahçe'ye almış Ocak ayında. Ötekini ligin ilk maçında İstanbul'da Galatasaray'a karşı almış bir takım. Kendi içlerinde iyi organize oluyorlar, pozisyona giriyorlar, hızlı hücumlar gerçekleşiyorlar. Bilmiyorum, benim de Serdar olacak ama sonra söylesin sözümü kesmeden. Mesela Beşiktaş'ın bir Konya yenilgisinin sanki tekrarı gibiydi bu karşılaşmada. 4-1'in. Evet, evet, yani o pozisyonun. Beni burada dikkat ettiğim yenip yenmesinden ziyade geçen haftaki o özellikle ilk 45'teki müthiş oyunun, o baskılı oyunun, topu çabucak kapıp hücuma çeviren oyunun tekrar edilip edilmeyeceğiydi bu karşılaşmada. Lerin demiş ki büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bu mağlubiyet kabul edilemez. Maç sonu analizi olmuş. Yani büyük takım değil miymiş Beşiktaş? Buradan bunu mu çıkartacağız? Yani bir sayfa daha geldi, ona da bakalım. Onu mu demek Enerjimiz istiyorsun? Düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz %100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu. Burada çok net bir takım eleştirisi. Yani rakip olmuşluk almışsa bile biz Beşiktaş gibi oynamalıyız. Büyük bir takım aynen, gibi oynayıp kazanmalıydık. Yani, yani. Çok böyle hani derler ya, ölü toprağı var üzerinde gibi bir oyun anlayışı. Hayır, dediği gibi neden öyleydi peki? Yani bakın sonuçta 10 kişi kaldın. Bu skorun tek bir kaleci üstüne yıkılmasına da çok karşı. Yok, kaleci değil, stoper hataları da var. Tabii kaleciler genç kaleci. Hata yapacaklar elbette. Ama Beşiktaş bugün kaybettiyse ya da maç berabere bitseydi bir de kaleciye niye 10 kişi kaldı, niye işte şöyle yaptı, ne Ersin'e ne şeye fatura kesemezsiniz. Yani burada Larin çok dürüst bir şekilde faturayı paylaştırmış, bütün takıma paylaştırmış. İkincisi, evet %100'lerini veremediler, biz de gördük bunu. Zaten Mehmet de, Serdar da, Ilgaz da 3 aşağı 5 yukarı Beşiktaş'ın geçen haftaki performansından ne kadar uzak olduğunu söyledi. Larin veya umarım Sergen Yalçın neden uzak olduğunu söyler. Neden geçen haftaki o gösteri, o oyun, o baskılı futbol, o arayan, rakibi sürekli hataya zorlayan oyun burada yoktu. Ama Murphy kanlı mıydı? Bir işin ters gitme olasılığı varsa ters gider diye. Yani düşünün, Larin direkten dönüyor. Bir 30 saniye sonra, bir dakika sonra gol yiyorsunuz. Yani futbolu güzel yapan, hepimizi de burada oturup konuşturtan ya da insanlara bizim karşımıza geçip akşam bu saatte seyrettiren de bu zaten. Futbolun tahmin edilemezliği. Ve Beşiktaş'ın bu performans, yani iki haftalık performansını toplayınca bilmiyorum, milli maç arası yara olur mara olur, işte toparlarız falan diye düşünüyorlarsa ben yine de çok mutlu değilim. Ama aynı Filip Koku dönemindeki Fenerbahçe gibi bir maç kazanacaklar. İki maç berabere, bir mağlubiyet, bir galibiyet, sonra iki maç gene berabere. Bu sezonu öyle götürecekler gibi. Mensah diyor ki ilk yarıda topu orta sahada gerektiği kadar tutamadık. Bu bir gerçek. İkinci yarıda kırmızı karta kadar iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra olmadı. Futbol bu. Futbolda maalesef böyle şeyler oluyor diyor Berner Mensah. Söz hakkım var mı? Şimdi biz, yani daha doğrusu kendimden bahsedeyim. Gaziantep Spor Kulübü Başkanı açıklamalar yapıyor, canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Fark olması gereken maçı berabere bitirdik. Çok şükür bugün biz Beşiktaş'a bundan maçtan önceki açıklamamda söylemiştim. Saygı duyuyoruz. Ligimizin üç büyüklerinden bir tanesi. Ama kazanmamız gerektiğini özellikle altını çizmiştim. Hatta bir radyo programında da
2-1 evet. kazanırız demiştim. Evet. 3-1 kazandık. Son derece mutluyuz. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Biz 3 yeni transfer yapmıştık. Onlar daha tam takıma alışamadılar ama Kevin Morales bugün ilk golünü attı. İnşallah çok daha gol atacağına. Çünkü gerçekten dünya çapında bir oyuncu. Bu 15 günlük ara var biliyorsunuz milli takım arası. Bu arada yine çok çalışacağız ve bundan sonra daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten ligdeki takımların içerisinde hocamızla, teknik heyetimizle, futbolcularımızla iyi bir takım olduğumuzu her zaman zaten söylüyorduk ama bir türlü şanssızlığı kıramıyorduk. İki maçtan beri sahamızda bunu aşmayı başardık. Bundan sonra da hem deplasmanlarda hem sahamızda maçlarımızı kazanmak istiyoruz. O yüzden de gerçekten bugün özellikle ilk devrede çok iyi oynadı takımımız. Fazla bir pozisyon vermedi. Pozisyonların çoğu bizim tarafımızdan ortaya çıktı. İkinci devrede tabii rakibimiz 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı. Böylelikle de bu sonucu almış olduk. Son derece mutluyuz. Sayın Başkan, maç içerisinde bir gerginlik de oldu. Hocanın tercümanı, aynı zamanda Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin arasında. Sayın Başkan, siz görüşebildiniz mi acaba, içeriyle konuşabildiniz mi? Yok, görüşemedik ama neticede maç esnasında bir takım böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Hı hı. Onun için maçın heyecanını yaşayan her iki taraf da bazı istenmeyen şeylere sebep olabiliyorlar. Biz inşallah bundan sonraki maçlarda da gerek teknik ekibimizin bu konuda daha dikkatli olması için her zaman zaten uyarıyoruz. Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, sonraki maçlarda böyle şeyler olmasın diye biz gerekli uyarıları yapacağız ki yapıyoruz da dedi. Şumidika ile ilgili konuya bu kritik bir noktaydı. Çünkü belli ki saha içinde o gerilim biraz fazla yaşandı. Kartal pençesi yapmış. Üçüncü golden sonra. Üçten sonra gördüm onu, evet. Kartal pençesi yaptı. Onunla ilgili ağır tepkiler var. Bilmeyenlere söyleyeyim, herkese bilmek zorunda. Mehmet Büyükekşi Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından bir tanesi. Çok değerli, kıymetli bir iş adamı ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne verdikleri çok değerli bir isim. Sürekli bir uyarmayalım ama şeyi. Şumidika'yı. Onu bilelim yani. Tabii ama uyarmayalım. O evet. Bir. İkincisi, geçen hafta Hamza Hoca ile ilgili, Malatya ile ilgili, ben az önce onu söyledim. Çok şey yapamadım, konuşamadım. O biraz da içimde kaldı. Fenerbahçe Hatay maçını yorumlayan ağırlıklı spor medyasındaki arkadaşlarımızın hatasına aynı şekilde geçen hafta düşüldü. Çünkü Hamza Hoca dedi ki, Beşiktaş çok iyi oynadı dedi. Beşiktaş bizi çok, pardon, çok iyi bastırdı dedi. Beşiktaş çok iyi oynadı kesin de, hocam sen bir şey oynamadın. Sen bir şey oynamadığın için Beşiktaş maçı yarı sahada oynadı. Çünkü sen maç boyu 3 isabet 3 taptın. Aynı hatayı Fenerbahçe Hatay maçındaki Hatay övgüler için de söylediğimi hatırlıyorum. Hatay'ı çok övdüler. Hatay'ın sonra düştüğünü görüyoruz. Malatya, Beşiktaş karşısında Hamza Hoca'nın dediği gibi gerçekten Beşiktaş'ın etkisi de değil, kendi kötülüğümden dolayı kötü oynadı. Ben katılmıyorum sana. Peki, bu akşamı nasıl açıklayacaksın? Ben katılmıyorum sana. Ha, bu akşam açıkla o zaman. Bilemem. Anlayayım. Yani, bu akşam açıkla. Yani, çünkü Beşiktaş geçen hafta Malatya'nın bıraktığı alanlarla sonuca gitti abi. Ama o alanları bıraktıran da Beşiktaş'ın o temposuydu, o isteğiydi. Nerede abi? 5 gün geçti maçtan sonra. Pazar, ben, cuma. Ben de katılmıyorum. Nefes aldırmadılar. Ben alalım o zaman, buyurun. Yani, Sergen Yalçın rakamlarla konuşan bir teknik adam değildir. Sergen Yalçın basın toplantıları şiir gibidir. Öyle kağıda bakıp konuşmaz rakamlarla. Ama ben merak ettim, baktım. 113 kilometre koşulmuş son maçta. İnanılmaz iyi bir rakam. Çok çok yukarıya çekmiş. Topun geri çalınma, alınma konusunda da birkaç yorumcu abimiz de söylemişti. Lig rekorunu kırmış olabilirler. Bir dakika, ben bu işte Beşiktaş'ı kötülemiyorum. Ben Beşiktaş'ı yani, aksine ben Malatya kötü değil, Beşiktaş iyi diyorum. Hamza Hoca bize öyle bir şey anlattı ki, Beşiktaş bizi öyle kapattı ki evet. Biz öyle kötü olduk. Hayır, Beşiktaş çok iyi olduğu için. Hocam sen çok çok kötüydün çünkü. Beşiktaş çok iyi değildi. Beşiktaş yani, normal yani bir konu. Yani ama Malatya'nın kötülüğü üstünden yaptın gibi geldi bana. Abi Malatya kötü, yani Hatay'da olduğu gibi. Malatya iyi olmadığı için böyle oldu diye. Malatya çıkamadığı için abi. Çıkartmadılar abi. Yani abi, çok niyeti var mıydı? Çok net bir şekilde. Ama Prosineski de maçtan sonra söyledi. Beşiktaş bizden iyi oynadı. Yani Hatay. Aynısını Prosineski de söyledi. Maçta, ben sadece Malatya maçında Fenerbahçe Hatay maçında. Hatay maçında Hatay konusunda da katılmıyorum Mehmet. Öyle mi? Yanlış an neden? Çünkü Hatay Fenerbahçe beraberliğini aldın da arkasında iki tane bir Başakşehir galibiyeti vardı. Bir Karagümrük galibiyeti vardı. Peki yani şunu zaten, mu öyle mi abi?
Şunu yani Hatay 9 kişi beraber kaldı diye övmedi kimse. Efendim? Peki, Hatay'ın o, ya, evet, yapma, Hatay'ın o istikrarında. Peki o zaman şunu son cümle olarak söyleyeyim, bu konuyu kapatayım.